Yeğenim dikkatini çeken bir şey oldu. Çok uyuduğumu söyledi. Kitap okurken hemen uyuyorum. 2-3 sayfa okuyunca uyuyorum. Bu bakımdan dayı dedi, sende bir şey var dedi. Seni bir göstermemiz lazım dedi. Tansiyonum falan ölçtü. Baktı tansiyonum yüksek. Ondan sonra doktora götürdü. Böbrek rahatsızlığı vardı. Böbrek rahatsızlığı vardı. Oradan itibaren her şey birdenbire oldu yani. İki ay diyalize girdim. Ondan sonra Alper Hoca ile şey geçti, irtibata geçti. Alper Hoca dedi ki hemen gelin dedi. Nakilin çok gelişmiş olduğunu ben öğrendim. Daha doğrusu araştırdım. Korkacak hiçbir şey olmadığını, nakilin hayat kurtardığını söylediler ve bunun gerçekten nakil hayat kurtarıyor ve kimse de korkmasına gerek yok. Gözümü kapadım, gözümü açtım, bitmişti. Ben dedi, diyaliz dedi, seni görmek istemiyorum dedi. Hemen dedim, beraber hadi dedi. Yapma oğlum, yapma dedim ama ya, hayır dedi, yok. Hemen giderim dedi. Döneceğim tabii, niye dönmeyeyim? Sesimin ne durumda olduğunu bilmiyorum ama döner bakarım. Denerim. Hayranlarım çok istiyorlar çünkü. Konuşsam da yeter falan diyorlar. Sen sahnede dur diyorlar sadece. Ki yani kendimi hazırlarsam inşallah olacak. Alper Hoca'ya çok teşekkür ederim. Alper Hoca bence dünyanın bir numaralı doktoru. Çok hafif elli her şeyden önce. Moral veren bir insan. Çok güzel moral veriyor insana. Yani inanın zerre miktar kadar korkum olmadı. Hiç korkum olmadı. Diyabete bağlı, şeker hastalığına bağlı olarak gelişmiş böbrek yetmezliği vardı. Geldiğinde Ferdi Bey'i oldukça çökkün gördüm ben açıkçası. İlk gördüğümde biraz da mutsuzdu gördüğüm kadarıyla. Oğlu bir böbreğini bağışlamak istedi. Oğlu ile ilgili, oğlu ve Ferdi Bey'le tüm tetkikleri yaptık. Ertesi gün ameliyatlarını gerçekleştirdik. Aslında zor bir ameliyat oldu. İki açıdan zordu. Birincisi teknik olarak zor bir ameliyattı. İkincisi de şimdi bakın ben 6000'in üzerinde organ nakli ameliyatı yaptım. Bu ameliyatların bir kısmın aklımdan hiç çıkmaz ameliyat esnasında olanlar. Aklımda kazılı olanlar vardır, değişik hikayeler vardır. Fakat biz Ferdi Bey'i ameliyat ederken Ferdi Baba'nın müziklerini dinleyerek ameliyat onu ettik. Soracaktım. Ferdi Baba'nın müziklerini dinleyerek ameliyat ettik. Öyle bir tuhaf bir duyguydu ki bu bir yandan çok dikkatli bir şekilde ameliyatı yapıyoruz. Bir yandan ameliyat ettiğimiz Ferdi Baba bize şarkı söylüyor. Yani o anlamda da ameliyatta çok yardımcı oldunuz bize. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra neyse ameliyatta böbreği naklettikten sonra idrar yolundan idrarın gelmesi böbreğin çalıştığını gösterir. İdrar yolundan idrar gelince ben de kendi içimden bilebildiğim kadarıyla bir Ferdi Baba şarkısı söyledim açıkçası. Sonra keyiften yani. O biliyor, Emmoğlu'nu söyledim kendi içimden. Ondan sonra da zaten servise çıkınca uyanınca dedim Ferdi Baba iyileşince bize bu türküyü bir kere söyleyeceksin. O zaman kendisini tanımaktan çok büyük onur duyduk. Daha önce tanımıyorduk. Son derece mütevazi, beyefendi bir kişiliği olan bir sanatçımız. Bir abimiz hatta işte bütün Türkiye'nin Ferdi Babası. Daha ne diyeyim yani. O yüzden bizim için bir büyük mutluluk bu.